Para. Para nedir ve icadı? Para bir ülkenin özgürlük ve egemenliğinin en büyük ifadesidir. Ve tarih boyunca da güçlenen, kendini güçlü hisseden gerek şehir devletleri ve gerekse diğer egemenlikler bunu kendilerine ait para basarak ifade etmişler, çevrelerine ve tarihe egemenliklerini ifade etmişlerdir. Para denilince önce madeni ve sonra kağıt para yani banknot gelir. Ancak önce madeni para ve sonra kağıt para bulunmuş ve kullanılmıştır. Evet, paranın öyküsü şudur. Milattan önce 7. yüzyıl Anadolu'nun batısında büyük bölümde Lidya denilen uygarlık egemenlik sürdürmektedir. Lidyalılar özellikle Ege bölgesinde dünyanın geri kalan ve bilinen bölgelerindeki halkları ile büyük bir ticari faaliyet içindedirler. Ve bu faaliyetleri sonucunda zenginleşerek gerek kültür ve gerekse ticari alanda büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Her ne kadar geniş bir alana yayılmış olsalar da esas merkezleri Gediz ve Menderes nehirleri arasındaki bölgedir. Ve zaten başkentleri de yine bu bölgedeki günümüzdeki Sarih ilçesi yakınlarındaki Sardes şehridir. Anadolu'da Hititleri ve Frigyalıları takiben Kral Giges zamanında M.Ö. 687 yılında bağımsız bir devlet kurarlar. Kral Giges biraz önce sözü edilen ülkenin sınırlarını genişletir ve Kızılırmak'a kadar uzanır. Tüm bu büyüklük ve azametin başlıca sebebi geliştirilen ticari faaliyetlerdir. Ancak ticari faaliyetlerde o döneme kadar uygulanan karşılıklı değişim sistemi insanları mutlu etmemektedir. Ve bunun üzerine M.Ö. 5. yüzyılda Kral Giges döneminde tarihte ilk para olarak kabul edilen ve ticarette kullanılan para ortaya çıkmıştır. Bu madeni külçe yumurta şeklinde kenarları yassı ve birbirine eşit büyüklüktedir. Üzerinde ise Lidya Krallığı'nın arması olan kartalbaşı görülmektedir. Ancak bu metal külçelere para denilmemektedir. Altın, gümüş, nikel, tunç ve alüminyum gibi çeşitli metal karışımlarından üretilen bu külçeler ticarette yeni değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Külçelerin oluşturulmasında kullanılan bu metaller ise başkent Sardes şehri içinden de geçen ve suların altın aktığı bilinen Paktalos ırmağı kıyısında yaşayan Lidyalılar tarafından bu ırmağa serilen koyun postlarını akşam olup geri alıp taradıklarında elde ettikleri altın parçalardır. Takip eden dönemde Kral Krakos döneminde elektron olarak değil ayrı ayrı altın ve gümüş olarak basılmaya devam edilmiştir. Tarihte ilk para böylece Lidyalılar tarafından bulunmuştur. Ve bu durum o dönemlerin ünlü yazarı Herodot tarafından yazılı kayıt altına alınmıştır. Çünkü daha önceki dönemlerde de gerek Anadolu Havzası'nda ve gerekse Mısır ve Asur yörelerinde paranın kullanıldığına dair çeşitli belirtiler bulunmasına rağmen özellikle Asur hükümdarı tarafından yani M.Ö. 700. yıllardan kalma gümüş külçeler bulunmuştur. Bunlar hakkında herhangi bir yazılı kaynakta somut bilgiler bulunmamıştır. Ve bu yüzden tarihte ilk paranın Lidyalılar tarafından bulunduğu kabul edilmektedir. M.Ö. 180 yıllarına gelindiğinde bu kez Romalılar ilk gümüş parayı basıp kullanmaya başlamışlardır. İslamiyet'te ise ilk para 639 yılında Hazreti Ömer döneminde bastırılmış ve kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise ilk para Orhan Gazi döneminde gümüş akçe olarak bastırılmıştır.
Bu paranın bir yüzünde Mücahiddin Sebilillah Sultan Orhan ve diğer yüzünde Durube-i fi Bursa yazılıdır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra o döneme kadar kullanılan gümüş akçeler yerine altın sikke bastırmıştır. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane bölgesinde kurulmuştur. İşte madeni paranın tarihi süreç içinde ortaya çıkışı ve gelişimi bu şekilde olmuştur. Bu arada para elbette yalnızca madeni paradan oluşmamaktadır. Paranın bir de kağıt para yani banknot boyutu bulunmaktadır. Tarihte ilk kağıt para 806 yılında Çin'de yapılmış ve kullanılmıştır. Ancak yine bu tarihten önce de yine Çin bölgesinde deri üzerinde basılmış kağıt paranın kullanıldığı ileri sürülmektedir. Ancak bilinen kayıtlar 806 yılına aittir. Batı'da ise ilk kağıt paralar 1690 yılında Amerika'da basılmış ve kullanılmıştır. Avrupa'da ilk kağıt para ise 1660 yılında İsveç ülkesinde basılmış ve kullanılmıştır. Ülkemizde ilk kağıt para ise Sultan Abdülmecit döneminde 1840 yılında kayma adıyla basılarak kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1924 yılında 100 paralık kağıt paralar basılmıştır. Para kelimesi dilimize falşadan geçmiştir ve kökeni pare yani küçük parçadır. Ülkemizde para konusunda en büyük devrim 1983 yılında çıkarılan bir kanunla getirilen serbestlik ile yaşanmıştır. Çünkü o tarihe kadar ülkemizde yaşayan insanlar üzerlerinde yabancı para birimi bulunduramıyorlardı ve yabancı paranın değeri devlet tarafından belirleniyordu ve bu kanundan sonra yabancı para bulundurmak serbest hale gelmiştir. Bu arada son yıllarda ülkemizdeki bir uygulama sonucu paradan 6 sıfır silinmesi ve yeni para sistemine geçilmesi paramızın gerek gururu ve gerekse hesaplanması açısından yine bir devrim olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde dünya üzerinde yürürlükte olan para birimi yaklaşık 160 civarındadır.